Kul Allah Azze ve Celle'nin el-hadi sifatini tefekkür ettiği zaman, hidayet veren, istiqamet veren sifatini tefekkür ettiği zaman, düşündüğü zaman az kala yüreği patlasın demiştim. O Rabbin ki yedi kat semadan seni görür. O semaların arasındaki mesafe 500 dilik mesafedir. 500 dilik mesafeden sonra erşin üzerinde Rabbin var. Sen kimsen? O erşin üzerinden, yedi kat semadan 500 dilik mesafeden milyonlarla, milyarlarla insan içerisinde seni görüp seni hidayet edip Allah Azze ve Celle. Sana hidayet verip milyonlarla insanlar hidayete mehrumdular. Hidayeti aktarırlar, tapabilmirler. Milyonlarla insan hidayeti tapdıklarını zannedirler, yine sapıklık içerisindedir. Onlar hak yolda olduklarını zannetmelerine baklarlar, yine müşrikler, sapıklık içerisindedir. Allah Azze ve Celle'nin gözünde sen kimsen, bir toz deneceği kadar bile değilsin. Təsəvvür elə ki, Allah Azze ve Celle büyük bir səhradaki qulların sayı kadar insanların içərisində səni nəzər etdi. Səni tapdı. Səninlə danışmağı özünə layiq bildi. Gündə 5 dəfə özü ilə danışmağı layiq bildi. Sənə hidayət verdi. Onun əl-hədi, hidayət verən, istiqamət verən sifəti ilədir. Qul bunu bildiyi zaman, bunu düşündüyü zaman Allah Azze ve Celle olan sevgisi, Allah Azze ve Celle olan şükrü artır. Ve kul daima istiyor ki bunun Allah Azze ve Celle şükretsin. Ve kul etrafındaki sapık insanları gördüğü zaman dert ediyor ki ona hidayet veren yalnız Allah Azze ve Celle'dir. Allah Azze ve Celle senin her hansı bir yakışılığına göre etmedi bunu. Ki Allah Azze ve Celle bu sifatlardan uzaktır. Sen Allah'a hiçbir yakışılık etmedin ki sana hidayet verdi. Senden bir kohumluğu da yoktu ki Allah Azze ve Celle böyle bir sifatlardan uzaktır. Ki seni hiçbir şey etmediğin halde sırf rahmetiyle sana hidayet verir. Sırf rahmetiyle. Bunun kadrini bilir insan bu zaman. Bu zaman insan İslam'ın kadrini bilir. Rabbine olan tevekkülü, Rabbine olan sevgisi, Rabbine olan şefkati artır. Ve böyle bir kul, bunu anlayan bir kul, Rabbinden necə yorula bilir? Rabbinden, ibadetten necə bezə bilir? Bugün bizim ibadetlerimiz bize niye ağır gelir? İbn-i Qayyim Rahimahullah güzel bir misal verir. Diyor ki, insanlardan eleler vardır ki, onlar sevgilisinin kabağında, sevgilisinin yanında durduğu zaman saatlerle durarlar. Ancak Rablerinin huzurunda közün üzerinde durmuş gibi durarlar. Sevgililer sevgilisiyle danıştığı zaman en ince şeylere fikir vererek danışarlar. Ancak Rablerinle danıştıkları zaman fikirleri tamam başka yerdedir. Diller danışır, kalpleri başka yerdedir. Sevgilisine xərclədikləri zaman mallarının en qiymətlisini xərcləyərlər ki onu razı salsınlar. Ancaq rəblərinə xərclədikləri zaman seçərək malının en pisini xərcləyərlər. Səbəb nədir? Çünki onlar sevgilisini Allahdan daha yaxşı tanıyırlar. Rəbləri yaxşı tanımadıqlar için sevgililərini ondan üstün görürlər. Səbəb budur. Bugün bizə ibadətlərin ağır gəlməsi səbəblərindən biri budur.